Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız sona erdi. Bugün kurulumuzun gündeminde ülkemizi yönetme kabiliyetini tamamen kaybeden beceriksiz saray hükümetinin devlette sebep olduğu yönetim krizi, hak, hukuk, adalet tanımayan eylemleri, mutfaklarda her gün daha da büyüyen yangın vardı. Kurulumuzda seçim ve sandık güvenliğini sağlamak amacıyla izleyeceğimiz yol haritamızı da gözden geçirdik. Değerli basın mensupları, bir ülke ya ilimle ya zulümle yönetilir. Sarayın kibirlisinin ve şurekasının ilimden hiç nasiplenmediklerini, devleti nasıl bir yönetim krizine soktuklarını 85 milyon yurttaşımız en acı şekilde yaşıyor, görüyor. Erdoğan şahsım hükümeti elinde her afet felaket oldu fayatlarına bina dikme izni verdi. Binalar milletimizin başına yıkıldı. İmar afları çıkardı. Meydanlarda bu aflarla övündü. Affettiği dayanıksız binalar milletimizin başına yıkıldı. İlimsiz sarayın kibirlisi ve şürekası depremden sonra Mehmetçiğimize zamanında emir vermedi. Askerimiz enkazın başına zamanında yetişemedi. Deprem enkazının altında elli binden fazla yurttaşımız yardım çığlıklarıyla soğukta donarak can verdi. Enkazın başında bekleyen çaresiz analardan, babalardan, çocuklardan, dedelerden, ninelerden nerede bu devlet feryatları arşa yükseldi. Sarayın kibirlisi bir de utanmadan, sıkılmadan, depremde yıkılan binaların sorumluluğunu milletimize yıkmaya kalktı. Artık sandığın milletimizin önüne gelmesine 40 gün kaldı. Sandıkta millet hesap ve millete hesap verme günü yaklaştıkça kifayetsiz, beceriksiz, liyakatsiz kadroların zulmü, şantajı, tehdidi, yalanları her gün daha da çirkinleşiyor. Sinan Ateş cinayetinin üzerinden tamı tamına 94 gün geçti. Ankara'nın göbeğinde işlenen bu siyasi cinayet aydınlatıldı mı? Gerçek katiller, tetikçileri azmettirenler bulundu mu? Adalet önüne çıkarıldı mı? Hayır. Cinayet şüphelisi Milliyetçi Hareket Partili milletvekilinin evinde tutuklandı. Tutuklamayı yapan polis memurları ya başka yere sürüldü ya da yapılan baskılara dayanamayıp emeklilik dilekçesi verdi. Şimdi sıra dosyadaki delilleri karartmaya geldi. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Sinan Ateş'in ablasının Sinan Ateş için adalet, Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın feryatlarının dinmesine 40 gün kaldı. Yetim bırakılan iki kız çocuğumuzun gözyaşlarının dinmesine 40 gün kaldı. 40 gün sonra yargının elini tutmaya kalkan o piseller kırılacak. Sinan Ateş cinayeti tüm yönleriyle aydınlatılacak. Sandık yaklaşıyor. Her gün Erdoğan'ın koltuğunu kaybetme korkusu artıyor. İşi kameraların önünde İyi Parti Sayın Genel Başkanını benim adım Tayyip konuştuğun zaman buna göre konuş beni kendinle uğraştırma diye açıkça tehmit, tehdit etme noktasına kadar vardırıyor. Sonra ertesi gün İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı kurşunlanıyor. Ondan sonra şimdi saray dört koldan bu saldırıyı sıradan bir adli vaka gibi göstermeye çalışıyor. Sıkılan mermileri hırsız kovalamacısı diye yutturmaya uğraşıyor. Ama ortada ne hırsız var ne de iddia ettikleri saatte bir, hırsızlık ihbarı. Hiç kimse milletimizin aklıyla dalga geçmeye kalkmasın. Bu sıkılan mermilerin azmettiricisi bellidir. Millet ittifakı olarak bizim kimseden korkumuz yok. Milletimiz sarayın hangi dolapları çevirdiğini görüyor, duyuyor, notlarında veriyor. Milletimiz bizimle beraber, millet ittifakıyla beraber. Ne yaparsanız yapın. Ne kadar çirkinleşirseniz çirkinleşin 15 Mayıs sabahı Millet İttifakı kazanacak. Milletimiz kendini unutanlardan, sesini duymayanlardan, halini görmeyenlerden yaptıklarının hesabını sandıkta soracak. 13. Cumhurbaşkanımız Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Değerli basın mensupları, Bizim devlet anlayışımızda adalet mülkün temelidir. Büyük Selçuklu'nun büyük veziri Nizamül Mülk'ün 937 yıl önce söylediği gibi küfr ile belki ama zulüm ile payidar kalmaz memleket. Zulüm ile yönetilen bir ülke asla payidar olamaz. Çünkü zulmün olduğu yerde huzur olmaz. Ağızların tadı, sofraların bereketi olmaz. Tıpkı bugün ülkemizde olduğu gibi. Erdoğan hükümetleri 21 yılda milletimizden 2 trilyon 561 milyar dolar vergi topladı. İçeriden dışarıdan 149 milyar dolar borç aldı. Atadan dededen kalan kurumları 63 milyar dolara sattı savdı. Kendinden önceki tüm cumhuriyet hükümetlerinin 79 yılda harcadığı paranın tam dört katını 2 trilyon 773 milyar doları 21 yılda yedi bitirdi. Ama hala on parmağında on kara kendinden önceki hükümetlere devlet adamlarını sürüp duruyor. Ama ne yaparsa yapsın mızrak çuvala sığmaz. Zulüm olan yerde bolluk bereket olmaz. Paralar şatafata, israfa, gösterişe, yolsuzluğa gider. Ülkenin sınırlı imkanları etkin kullanılamaz. Millete verilen sözler tutulmaz. Tıpkı bugün ülkemizde olduğu gibi. 2011 yılında seçimlere giderken Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 2023 hedefleri vardı. Sonra bu hedefler 10. Kalkınma Planına da kondu. Ve Erdoğan'ın millete resmi taahhüdü haline geldi. Erdoğan 2023'te milli geliri 2 trilyon dolara çıkarma sözünü milletimize verdi. İşte 2023 yılındayız. Ama resmi dokümanlara baktığınızda milletin geliri bu yıl ancak 867 milyar dolar olur diyor. Yani bu 2011 yılında millete taahhüt ettiğinin yarısı dahi değil. Yine Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizde fert başına düşen geliri 25 bin dolara çıkarma sözü vermişti 2011 yılında. Geldik 2023 yılına kişi başına gelir bunun yarısını bile bulmuyor. 10.071 dolarda kalıyor. Ama utanmadan bununla böbürleniyor. Düşürdüğünü arttırdım diyor. Yine 2023 hedeflerine hedefleri doğrultusunda Türkiye bu yıl 500 milyar dolar ihracat yapacaktı. Ama 2023'te ihracat 265 milyar doları ancak bulacak diyorlar. Yani millete söz verdiklerinin, taahhüt ettiklerinin ihracat da yarısı. Ama bir, ikiye katlanan bir vaat var. O da işsizlik. Ona da 2023'te yüzde beş olacak, yüzde beşe düşüreceğiz demişlerdi. Bu yıl işsizlik yüzde on virgül dört olacak. Erdoğan alayış ve alayış açıkladığı, durmadan övündüğü 2023 hedeflerinden hiçbirini tutturamadı. Millete sözünü tutamadı. Vaatlerini yerine getiremedi. Şimdi çıkmış sözlerini tutmaktan bahsediyor. Hep diyoruz bunların en büyük siyasi sermayeleri arsızlık. Bunlar verdikleri sözü göreve gelince unutanlardır. Sandık ufukta görününce vaat bohçasını açıp seçim sonrası üzerine yatanlardır. Bunlar tutmadıkları sözlerle damadın dediği gibi aya dört, çeşit dört şeritli yol döşerler. Sarayın kibirlisi millete verdiği hiçbir sözü tutmamıştır. 2018'de 24 Haziran seçimlerine giderken siz bu kardeşinize yetkiyi verin, Aa, ondan sonra faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz demişti. Peki dedi de ne oldu? Bugün bankaların mevduat faizleri 10 yılın zirvesinde. Erdoğan faizle uğraşma sözü verdiğinde ihtiyaç kredisinin kredilerinin faizi %24. Bugün yüzde %32. Konut kredilerinin faizi yüzde %13'tü bugün yüzde on o da krediyi bulup alabilirsen. Müşterisinden pahalıya para toplayan bankalar artık herkese kredi vermez oldu. Erdoğan faizle şunla bununla uğraşma sözü verdiğinde bir dolar dört lira altmış sekiz kuruştu. Bugün on dokuz lira on sekiz kuruş. Bir avro beş lira kırk beş kuruştu bugün yirmi lira yetmiş üç kuruş faizle, dolarla, avroyla uğraşacağım dedi. Milli paramızı pul etti. Kibir abidesi Erdoğan'ın kerameti kendinden menkul. Faiz sebep, enflasyon netice safsatası güzelim ülkemizi perişan etti. Yetmedi. Düşecek dediği dış ticaret açığımız Şubat ayında 118 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı. Bunların hiçbir hesabı tutmadı. Döviz, kur, döviz kurunu patlattılar. Ardından dövize çevrilebilir mevduattan çalma kur korumalı mevduat diye bir şey çıkarttılar. Ardından Nebati Bakan çıktı millete en kötü senaryoda bile hazineye tek kuruş yük gelmeyecek dedi. Sonuç sadece geçtiğimiz yıl kur korumalı mevduatın milletimize faturası 184 milyar lira oldu. Bu kadar para ödediler. Merkez Bankası'nın arka kapısından milletin dövizlerini sattılar. Sabit kur uygulamasına geçtiler. Ama bu uygulamanın millete faturası her geçen gün daha da artıyor. Şimdi panikteler. Seçimden önce döviz kurunu elden kaçırmamak için kur korumalı mevduatla ilgili olarak mevzuatı üst üste değiştirip duruyorlar. Sadece son bir haftada üç kez değişiklik yaptılar. Sonunda döviz kurunu tutabilmek için kur, kur korumalı mevduatta faizin üst limitini de kaldırdılar. Faizi tutmaktan tamamen vazgeçtiler. Ne oldu Nas? Nas'ın gereği diyerek milleti iki yıldır sebep oldukları enflasyona hayat pahalılığına ezdirdiler. Şimdi dolar aldı başını gitti, faiz nasıl olmaktan çıktı o meşhur fıkrada dendiği gibi. Madem günün sonunda faizleri artıracak artıracaktınız, bunca herzeyi neden yediniz? Millete bunca zulmü neden yaptınız? Güya faiz düşünce enflasyonda düşecekti. Faizleri indirmeye başladıklarında enflasyon yüzde on Şimdi yüzde elli buçuk. O da TÜİK'in ağır makyajlı rakamlarıyla. Mart ayında 12 aylık enflasyon ENAG'a göre yüzde 112,5. İstanbul Ticaret Odası'na göre yüzde 73 ama TÜİK'e göre yüzde %50 50,5. Son 7 aydır İstanbul Ticaret Odası ile TÜİK enflasyonu arasındaki makas 20 puanın üzerinde. Enaga hiç söylemiyorum bile. Memlekette kiralar almış başını gitmiş. Son bir yılda kiralar İstanbul'da %137. Ankara'da %150. İzmir'de yüzde 180, Bursa'da yüzde 260. artmış. Ama TÜİK'e göre kiralardaki yıllık, artış yüzde 63. Yani vatandaşın muhatap olduğu, vatandaşın ödediği kirayla TÜİK'in ilan ettiği kira arasında 2-3 kat fark var. Bu arada dünyada gıda fiyatları düşüyor. Bizde ise hala rekorlar kırıyor. Mart ayında gıda enflasyonu yüzde üzerinde. Mart ayında enflasyon şampiyonu dana eti. Dana etinde bir aylık artış yüzde 20. Kuzu etinde bir aylık artış yüzde 15. Kıymanın kilosu 300 liraya geçmiş. Etlerde fiyatlar 400 liraya dayanmış. Dünya Bankası'nın son açıkladığı gıda güvenliği raporundaki verilere göre gıda enflasyonunda ilk beşin içindeyiz. Rakiplerimiz Ruanda, Gana, Sri Lanka gibi ülkeler. Tarım devriminin yapıldığı bu topraklarda bu beceriksiz hükümetin ülkemizi düşürdüğü hale bir bakın. Ucube şahsım rejimi 5 yılda asgari ücretlinin sofrasından 13 kilo peyniri, 629 yumurtayı, 21 kilo tavuk etini, 28 kilo pirinci, 41 kilo toz şekeri kaptı götürdü. Şimdi milletimize söylüyoruz. Açıkça ifade ediyoruz. Erdoğan Cumhurbaşkanı koltuğuna oturduktan sonra asgari ücretle aldığın yumurtadan aldığın sütten aldığın peynirden aldığın ekmekten bugün daha az alıyorsun. O zaman işini yapmayan Erdoğan'a oy verme. Erdoğan seni mağdur etmiş. Bugün bu ülkede orta boy bir soğanın tanesi 7 lira 14 kuruş. 7 lira 14 kuruş. Ha biraz iri bir soğan aldığınız zaman bir soğanın tanes bir soğanın fiyatı 11 lira 33 kuruş. İnsaf. Soğan markette 25 lira, pazar tezgahında 30 lira. Milletimiz 2022'de bunlar iş başına geldiğinde bir çeyrek altın alabildiği parayla bugün maalesef bir kilo soğan alamıyor. 21 yılın sonunda Erdoğan şahsım hükümetlerinin ülkeyi getirdiği yer işte burası. Rahmetli Aşık Mahsuni Şerif sanki bunları bilmiş de söylemiş. Yoksulun sırtından doyan doyana, bunu gören yürek nasıl dayana, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, bilmem söylesem mi, söylese, söylemesem mi? Daha düne kadar soğan ekmek yeriz reisimizi yedirmeyiz, yedirmeyiz diyenlere şimdi soruyoruz. Ankara'da bir Ramazan pidesi 18 lira. Bir kilo soğan 25 lira, 30 lira. Reisiniz sizi soğan ekmek yiyemez hale getirmiş. Milletimizi soğan ekmek yiyemez hale getirmiş. Şimdi bu treller çıkmış. Erdoğan düşerse Mekke düşer. Erdoğan düşerse Kudüs düşer. Erdoğan düşerse dava düşer diye başlamışlar salya sümük ağlamaya. Kimse merak etmesin. Erdoğan sandıkta düşüp biz iş başına geldiğimizde ne Mekke'nin ne de Kudüs'ün düşmesine izin veririz. Ama Erdoğan düşüp biz gelince ülkede yolsuzluk düşer. Erdoğan düşüp biz gelince et fiyatları düşer. Erdoğan düşüp biz gelince süt fiyatları düşer. Erdoğan düşüp biz gelince soğanların soğanın fiyatı düşer. Erdoğan düşüp biz gelince enflasyon düşer. Hayat pahalılığı düşer. Erdoğan düşüp biz gelince dolar düşer, avro düşer. Erdoğan düşüp biz gelince faiz düşer. Erdoğan bu milletin sırtından düştüğünde Milletin sırtına kene misali yapışan, milletin kanını hemen saray yanaşmalarının, trollerin beslemelerin, beşli çetelerin, oligarkların uyuşturucu baronlarının mansıpları düşer. Bunların dava dedikleri, düşecek diye ağlaşıp durdukları işte tam da budur. Kesilecek hortumlarıdır. Bu tayfa için Mekke'de, Kudüs'te, Davada siyasetin tica, siyaseten ticareti yapılan sözlerden ibarettir. Dava dedikleri cepleridir. Bunlar vicdanlarını cüzdanlarına koyanlardır. 50 bin insanın hayatını kaybettiği depremde bile hiçbir sorumluluk almadan kulaklarının üstüne yatanlardır. Depremin ardından nedamet getireceklerine gözlerini rant bürüyenlerdir. Bunlar düğünde takı takma merasimi yapar gibi görgüsüzce deprem yardım kampanyası açıp televizyonlarda yardım paralarını ödemeyenlerdir. Sonu gelmeyen araç konvoylarıyla Kıbrıs'ta itibar şovu yapanlardır. Kıbrıs trafiğini kilitleyen Cumhurbaşkanı yardımcısının verdiği rakamlara göre 115 milyar liralık yardım taahhüdünün sadece 84 milyar liralık kısmı yatırılmış. 30 milyar liralık kısmı hala hesaplara yatmamış. Söz verdiği halde yardımları vermeyenler kim? Depremin üstünden iki ay geçti. Bugün verilmeyen yardım parası hangi gün verilecek? Hadi henüz yatırılmayan sözde kalan yardımı da bir kenara bıraktık. Peki fiilen yatırılan 84 milyar liralık yardım nerelere, kimlere harcandı? Bunun hesabını millete ne zaman vereceksiniz? Biraz ciddi olun. Ecevit hükümetinin yaptığını yapın. İşte 1999 Marmara depreminin ardından dönemin hükümeti iç ve dış yardımların tek bir hesapta toplanması için toplanmasına karar vermiş ve Ziraat Bankası'nda bir hesap açmış. Bu hesaptan yapılan harcamalarında amacı dışında kullanılmaması için üç kişilik bir müfettiş heyeti görevlendirmiş. Bu teftiş heyeti paraların nerelere harcandığını, hangi ihalelere çıkıldığını, bu ihalelerde nasıl fiyat oluştuğunu tek tek raporlamış. Bunu da resmi gazetede yayınlamış. Devlet ciddiyeti işte budur. Bugün, deprem bölgesindeki ihalelerin hepsi 21 B'den yapılıyor. Yani sen ben bizim olan toplanıyor, idarenin takdiriyle ihaleler yandaşlara paylaştırılıyor. Şimdi bu ihaleler, bu ihaleler hangi önceliğe göre açılıyor? Bu ihalelerde oluşan fiyatlar yaklaşık maliyetlerin neden oldukça üzerinde gerçekleşiyor? Bunu millete izah eden kimse yok. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na göre deprem bölgesinde acil yıkılacak ağır hasarlı veya halihazarda yıkık her 100 konuttan 41'i Hatay'da. Hatay açık ara depremde en ağır darbe yiyen ilimiz. Ancak TOKİ'nin sitesindeki ihale bilgilerine göre depremin ardından deprem bölgesinde yapılan 37 bin konutluk ihalenin sadece %8'i Hatay'da. Erdoğan Hatay'da ne demişti? Biz burası CHP'li demedik. Biz ne dedik? Bunlar da bizim vatanımız. Bunlar da bizim vatandaşımızdır dedik. E başka ne diyecektiniz? Hatay'ı Hatay'dakileri vatandaşlıktan mı çıkaracaktınız? Ama Derviş'in fikri neyse zikri de o dediğinde, yaptığında ortada en çok yıkılan bina açık ara Hatay'da ama Hatay açılan konut ihalelerinde ilk üçte bile yok. Bunun adı siyasi ayrımcılıktır. Bunun adı siyasi kayırmacılıktır. Bunun adı milleti senden benden diye bölmektir. Bunun adı kul hakkı yemektir. O kadar acı yaşandı. Ama Erdoğan'ın rant hırsı bir türlü dinmedi. Erdoğan'a bağlı strateji ve bütçe başkanlığı açıkladı. 57 milyar dolarlık konut depremde yıkılmış. Toplam zarar 104 milyar dolarmış. Öncelik bu zararın tazminine deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasına verilmesi gerekirken Erdoğan iki gün önce çıkıyor, Kanal İstanbul'un önünü keseme kesemeyeceksiniz diye bar, bar bağırıyor. Allah akıl fikir versin. Islah etsin diyeceğiz de Allah zevali yaklaşan kulunu ayakları yerden kesilsin diye kibir kanatlarını takarmış. Erdoğan'ın durumu da tam bu. Değerli basın mensupları, bizim devlet geleneğimize göre hudut namustur. Çünkü sınırlarımız şehit kanlarıyla çizilmiştir. Milliyetçiliği ayakları altına aldığını söyleyen Erdoğan, hiçbir milli değer tanımadığı gibi hududun namus olduğunu da tanımıyor. Erdoğan yönetiminde sınırlarımız yol geçen anına döndü bu ülkenin şerefli vatandaşlığı pazara düşürüldü. 400 bin dolarlık ev alana vatandaşlığımızı promosyon diye, dağıttı, promosyon diye dağıttılar. Milli paramız gibi şerefli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını da işportaya düşürdüler. İşte bugün İstanbul Ataköy'de rezidansların seçmen listelerinde neredeyse tamamı Suriye kökenlilerden oluşuyor. Şimdi sarayın dışarıdaki ortakları, İktidar değişimi kesinleşince yeni dönemde Türkiye'nin sığınmacı politikası ne olacak diye telaşa düşmüşler. 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki tavrı ilk günden beri nettir. Önceliğimiz Türkiye'nin çıkarlarıdır. Sarayda oturan ortağınızla Türkiye'nin başına bu çorabı örmek için yaptığınız pazarlıklar ancak sizi bağlar. Bizim için Türkiye'nin menfaatleri her şeyden önce gelir. Değerli basın mensupları, bu millet, bu hükümet artık bu milletin sırtında yüktür. Milletimiz 14 Mayıs'ta silkelenecektir. Bu yükü sırtından atacaktır. Seçime haftalar kala artık iktidar değişimi netleşmiştir. Milletimizin sırtına büyük yükler yükleyen bu hükümet artık saltanat kayının kendi limanından ayrılma vaktinin geldiğini anlamıştır. Bu nedenle bir taraftan canhıra şekilde kazanın dibini sıyırmaya, bir taraftan da ekonominin her yerine, her köşesine halefi olacak hükümeti zora sokacak mayınlar döşemeye koyulmuştur. Sanmasınlar ki biz yaptıklarının farkında değiliz. Yaptıkları her şeyin, hazırladıkları her tuzağın farkındayız. Biz bu mayınlı arazilerden daha önce pek çok defa geçtik. Onlar istiyor ki bizim şeytan taşlamaktan tavafa vaktimiz kalmasın. Kendilerini çok akıllı sananlar hiç merak etmesinler. Millet iradesine kurulan her tuzağı bozacağız. Bunların yerle bir ettiği devlet yönetimini milletimizle birlikte el ele ayağa biz kaldıracağız. Tuzakları kuranlardan da hesabını soracağız. Bugüne kadar milletten aldıkları ne varsa hepsini milletimize geri vereceğiz. Milletimiz feraset sahibidir. Kendini unutanlara notunu vermiştir. Şimdi de tasdiknameleri vermek için sandığı beklemektedir. 15 Mayıs sabahı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Memleketimize bahar gelecek. Şunun şurasında şafak atarsa 40. Bugün Plaka Kırşehir'de. Bu vesileyle tüm Kırşehirli vatandaşlarımıza selam olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Sorular ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin ilk sorusu şöyle. Kamuoyunda tartışılan bir fotoğraf var. İlk fotoğrafın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde bir başka fotoğrafı daha ortaya çıktı. İlk kare için yoğun kalabalık gerekçe gösterilmişti. Ancak ikinci karede Kılıçdaroğlu'nun yanında tek bir kişi var. Gelen eleştirileri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerek Sayın Genel Başkanımız, gerekse toplantıya ev sahipliği yapan İstanbul Platformu bu konuda gerekli açıklamaları zaten yaptılar. Sayın Genel Başkanımız yaşanan olay nedeniyle samimi üzüntüsünde ifade etti. Bugün bu ülkede kıymanın kilosu 300 liraya aşmış biraz önce gösterdim. Tek bir soğanın fiyatı 11 lirayı geçmiş. Ramazan pidesi 18 lira olmuş. Yolsuzluk, yoksulluk arşa çıkmış. Zam zulüm almış, yürümüş. Milletin 418 milyar doları çalınmış. Merkez Bankası'nın kasasından 128 milyar dolar ve ardından bir o kadar da ilavesiyle buharlaştırılmış. Kul hakkı çatır çatır yenmiş. Bunlara cevap veren yok. İnsanın aklına ister istemez şu dizeler geliyor. Bir soğan soyulurken yaşarıyor da gözler, hazine soyulurken aldırmıyor yüzsüzler. Efendim ATV'nin diğer sorusu da şöyle. CHP genel merkezinden illere gönderilen bir yazı ile ilgili tartışmalar var. Milletvekili aday adaylığı için yalnızca öneride bulunabileceği, son sözü genel merkezin vereceği, eğilim yoklaması yapılmayacağı ile ilgili demokratik bulunmamış bu açıklama. Sizin bu yazıya ve bu açıklamalara ilişkin yorumunuz ne olacak? Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimi belli. Bu takvim çerçevesinde en hızlı, en isabetli, en çok oy alacak listeleri belirlemek için parti meclisimizin verdiği yetki çerçevesinde hareket ediyoruz. Teşekkür ediyorum.